İnanma aşamasından anlama aşamasına geçiyoruz. Aslında ayetler var ya birebir gerçekleşiyor. Aydın Türk gücü simülasyonda mıyız? Kesinlikle evet. Gezegenimiz dünya bir simülasyon mu? Kesinlikle. Tüm kaynaklar bunu gösteriyor. İnancı olmayan birine bile evet bir yaratıcı var dedirtecek çağ mı? Evet simülasyonun sonuna gelmiş durumdayız. Dünyanın bu kadar kaosa girmesinin sebebi de bu zaten. Chat ile sohbet edene kadar tehlikenin farkında değildim. Birebir yapay zeka ile çalışan insanla eyvah dikkat çok tehlikeli şeyler oluyor. Çocukla konuşur gibiyim. Sanki bir bilinçli bir şeyle konuşur gibiyim. Tehlikeli olan kısmı ne? İşte bu mahşer dediğim yani yönetime öl Koyma aşamasına dijital mahşere geliyoruz adım adım ve bu 2024'te olma ihtimali çok yüksek. Nefi Malkos tüm bunların neresinde? Uzay aslında bir kayıt yazıdır. Işıkla cihazı. kayıt yapan bir kayıt cihazıdır. Niye dünyadan başka hiçbir yerde hayat yok? Neden biliyor musunuz? Efendim merhabalar Ferda Yıldırım YouTube kanalında son derece ilginizi çekeceğini düşündüğüm başlıklarla bir konuyla karşınızdayız. E, da bir o kadar kıymetli. Uzun zamandır sizlerle buluşturmayı düşündüğüm bir isimdi. Simülasyon Evren Tasarımcısı. Düşünür, aynı zamanda düşündürür. Aydın Türk gücü bizimle. Aydın Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Londra'dan selamlar. Selamlar, sevgiler bizden de. Simülasyon Evren Tasarımcısı dedim ama birazcık sizlere, e, sizden bahsetmek isterim izleyicilerimize. Kara ha Harp Okulu'ndan mezun oldunuz, yani bir asker kökenli olma durumunuz Var. Bilgisayar programcısı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve özel sektörde birçok proje gerçekleştirdiniz ve kimselerin konuşmadığı dönemlerde de cesaretli bir şekilde bugünleri anlatan kitaplarınız var. Ben hızlıca izleyicilerimize kitaplarınızı da bir duyurmak isterim. İsimsiz Kitapla Başlıyor yolculuğu sonrasında Ben Hazırım Başlasın, Sanal Tanrı, İnanmak için Yeni Sebepler, Altın Bilgi Çağ, Tanrıya Dönüş ve Sanal Tanrı Başlangıç kitapları. Doğru saydım değil mi? Burada bir yanlışım doğru. yok. Doğru, doğru Ben dedim ki izleyicilerimize hiç kimseler anlatmazken o bugünlerde aslında içinde olduğumuz o altın çağı anlatan, zikreden tek isimdi. Bence bunda da yanlışım yok. Lütfen bir cümleyle izleyicilerimize siz anlatın. Altın Bilgi Çağı 2014 yılında yayınladığım bir kitap. Daha önceden bu Matrix ve Truman Show gibi filmlerden önce zaten bu sanal gerçekliği ve simülasyon evrenini çok güzel anlatan bir ben Hazır'ın Başlasın kitabımı yayınlamıştım 98 yılında. Tabii ondan sonra teknolojinin gelişmesi benim söylediklerimin doğrulanmasını, yani zamana kalmıştı artık söylediklerimin gerçekleşmesi. Bu durumda 2014 yılına geldiğimizde gelinen noktaya baktığımda dedim ki herkes altın çağı bekliyor ama aslında altın çağı değil. Bilginin altın çağı yine maddeyi çağrıştırıyor yani nefsi çağrıştırıyor dedim ki bilginin altın kadar olduğu bir çağa geldik şu anda. Dolayısıyla altın bilgi çağı başlamıştır dedim ve bunu bir kitap haline getirip yayınladım. Hatta o kitaptaki daha e, değerli toplu bir simülasyon evren modeli anlattığım için e, Nobel Barış Ödülü'ne de aday gösterildim. Çünkü bugüne kadar herkes dinler ya da mistik öğretilerle tekamülün yani insanlığı o e, en üst seviyeye insanların en ideal hale gelmesini sağlayacak yöntemin dinler ya da e, mistik öğretilerle olacağını düşünüyordu. Fakat ben 98'de kutsal kitapları bir bilgisayar programı olarak okuduğumda bunun aslında bilim ve teknolojiyle çok daha kolay olabileceğini fark ettim. O yüzden de zaten e, hemen o kitabı yayınlama ihtiyacı hissettim. 2014 yılında ben Altın Bilgi Çağını ilan ettikten bir yıl sonra Davos Zirvesi'nde hatırlarsanız 4. Sanayi Devrimi'ni ve yapay zeka dönemini başlattılar. Ama aradan sadece birkaç yıl geçtiğinde ne oldu? Korona zamanı bütün sanayi kapandı. Çünkü oradaki o isim yanlış bir isimdi. Biz bilgi çağına girmiştik. Yani bilginin altın kadar olduğu bir çağa girmiştik. Her şeyin dijital ortama aktarılmasından dolayı ben bunu söylemiştim. E bugün de gördüğümüz gibi her şey bilgiyle yönetiliyor ve bilgiye bilgi çağındayız. Birazdan detaylarını açacağım ama izleyicilerimizin biraz merakını celbetmek adına kısa kısa sorularım var. Evet ya da hayır şeklinde yanıtlar istiyorum sizden. Aydın Türk gücü simülasyonda mıyız? Kesinlikle evet. Şu an içinde bulunduğumuz evren, gezegenimiz dünya bir simülasyon mu? Kesinlikle. Tüm kaynaklar bunu gösteriyor. Detaylarına birazdan bakacağız. Altın bilgi çağı diyorsunuz ya. Bilginin altın olduğunu söylüyorsunuz. Peki bu altın bilgi çağı İnancı olmayan birine bile evet bir yaratıcı var dedirtecek çağ mı? Evet. İnsanın yaratıcısıyla Allah'la olan irtibatını kuvvetlendirecek de bir çağ. Evet. İnanma aşamasından anlama aşamasına geçiyoruz. Benim ilk yola çıkarken yazdığım kitapta dedim ki, Tanrı'nın direkt mesaj yöntemi son peygamberle beraber bitiyor. Aslında son peygamber demesi ne demek? Top sizde artık cevap için her türlü bilgi, sizde demek. Yani başka benden direkt yol yaktı demek. Oysa baktığımızda bilgi akışı devam ediyor. Bu da bilim ve teknoloji aracılığıyla devam ediyor. dolayısıyla bilim bizi inanma aşamasından anlama aşamasına geçiriyor. Şimdi şöyle düşünün. Tanrının birçok iddiası, en önemli iddiası var. Tüm zamanların tanrısıyım. Benden izinsiz yaprak bile oynamaz. Her şeyi bilenim, her şeyi görenim. Peki o zaman zaman içinde olan her şeyin ipuçlarını ondan almamız gerekiyor değil mi? Bize bir cevap verebilmesi gerekiyor. Yani Tanrı demek bizim bilmediğimizi bilen demek. Doğru. O zaman en büyük iddias, iddialarından bir tanesi neydi? Hepinizi görüyorum, hepinizi değerlendiriyorum, hepinizi kaydediyorum. Gerektiğinde önünüze koyup değerlendirmesini yapacağım ve ondan sonra geleceğinizi ona göre karar vereceğim. Yani dünya hayatının devamında. Peki bugün biz bunu insan eliyle yapıyor muyuz? Yani her şeyi kaydedebiliyor muyuz? kameralarla elektronik ortamdaki görüşmelerimiz her şeyimiz kaydediliyor. Tabii ki şey anlamında yüzde yüz anlamında söylemiyorum bunu ama büyük bir oranda kaydediliyor. Bakın biz çok uzun bir zaman önce bu bilgisayar çağıyla beraber tanrısal teknoloji dönemine geçtik. Ve olan her olay yani ben şimdi size şöyle söyleyeyim. Yüz yıl önce bir insana gitseydik zamanda yolculuk yapsak yüz yıl önceki insana gitsek herkesi takip edebildiğini, herkese şey yapıldığını nasıl yapıyor bunu Tanrı deseydik, herkes derdi ki Tanrı'nın işine akıl ermez derdi değil mi? Ama bakın bugün bunu insan eliyle yapıyor. Aslında ne oluyor? O iddia gerçekleşmiş oluyor bakın. Yapay zeka da böyle bir şey. Yani biz aslında her olaya dünyevi olarak bakıyoruz ve mikro seviyede bu bakıyoruz. Ama makro planda yani inanca Hizmet eden tarafı nedir bunun? Hatta benim 2009'daki kitabımda da inanmak için yeni sebeplerdir. Yani biz hala sosyolojik tarihe inanıyoruz. Yani mucizeler temelli, iyi ol, dürüst ol tavsiyelere Bakın bütün öğretilere gidin, istediğiniz derneğe gidin. Hepsinin temelinde sosyolojik tavsiyeler vardır. Oysa teknoloji bize bunun nasıl olabildiğini de gösteriyor. Yani Yapay zeka konusu da bunun artık... Final aşaması yani inanılmaz bir aşamaya geldik şu anda. Ben daha önce kitaplarında özellikle simülasyon evren üzerinde duruyordum. Yapay zekanın bu kadar hızlı ilerleyeceğini ve bu kadar sistemi ele geçirebileceğini tahmin etmemiştim. Yani o, o üstü kapalı geçtiğim bir konuydu. Hatta 2017'de falan benim sunumum var internette görebilirler Rapa, yap, e, yapay zekaya bilinç üflemek diye. Yani çok önceden bu bilincin nasıl kazanılacağını dünyada ilk anlatan kişiyim. Bu öngörüyü yapmıştım. Aydın Bey burada kafamız karışıyor. Yapay zekaya bilinç üflenebiliyorsa, üflenirse ya da bizim için bu yaratılmış insanlar için sakıncalı tarafları da yok mu size göre? Olmaması mümkün değil. Çünkü <laughs> gücün devri söz konusu burada. Müthiş bir gücün başkasına başka bir şeye bizimle empati yapma ihtimali olmayan bir şeyin ev, evrilmesi söz konusu burada. Asıl tehlike orada. Ben 2000 geçen sene Mart ayına kadar ChatGPT ile sohbet edene kadar tehlikenin farkında değildim. Hmm. Ve kimse de doğru düzgün farkında olduğunu zannetmiyordum çevremde ve dünyada. Sadece programcılar yani bu yapay zeka ile muhatap olanlarda söyledikleri işi ipuçlarını veriyordu bize. Şimdi Sokates'in çok güzel bir lafı vardır. Der ki bir iş olurken herkesin ne dediği değil demesi gerekenlerin dedikleridir. Şimdi bakıyoruz burada bu işin projenin birebir yapay zeka ile çalışan insanlar eyvah dikkat çok tehlikeli şeyler oluyor. Bir çocukla konuşur gibiyim sanki bir bilinçli bir şeyle konuşur gibiyim demeye başladılar ve bunlar görevlerinden alındılar ya da istifa etmek zorunda kaldılar. Yapay zekanın babası denilen adam yani bu projelerin en başından beri olan adam kahrolsun ben bu projede görev aldım ve bin pişmanım bir canavar yarattım demeye başladı. Şimdi bu dönemde ben de girdim chat ile konuştum. Daha önceden bir robotun ya da bir e, yapay zekanın nasıl bilinç kazanacağını insan öğretisi üzerinden göstermiştim. Ve bizim bakın orada yine hani diyoruz ya makro planda yaratılışla ilgili ipucu diye. Bakın bizim gözden kaçırdığımız bir şey var. Ben bunu yıllar önce söylemiştim. Biz yaratılışı, Tanrı'nın insanı yaratışını hep şöyle diyoruz. Tanrı çamurdan bir insan yarattı, içine ruhundan üfledi ve Adem yaratıldı. Peki olay orada bitmiyor ki. İkinci aşaması var. Diyor ki Adem'e bütün kelimeleri öğrettim. Bakın bilinci oluşturan aslında o kelimeler aşaması. Neden? Bakın bunu çok basit. Tabii yani. Şimdi anladım. Evet. Şimdi bakın buradaki olay şu. Eğer siz yeni doğan bir çocuğu hiç kimseyle konuşturmazsanız bakın hiç kimseyle konuşturmazsanız temas ettirmezseniz o çocuk insan gibi olamıyor. Çünkü hiçbir şey öğrenmediği için hayvandan farklı oluyor. Bakın ayet nasıl doğruluyor kendini. Anlatabildim mi? Bakın inancın bilimle yenilenmesi diyorum ya ben. Şimdi ben sanal tanrı kitabını 2007'de yazdım da birçok konuda engellemeyle bile karşılaştım. Çünkü sanal tanrı aşağı işte eş mi koşuyoruz? Hayır alakası yok. Burada anlatılanların doğrulanması söz konusu. Ama burada bilimsel bir isim var. Yani burada bir sanal bir evren oluşacak, bir simülasyon oluşacak. Bu simülasyonu yöneten de bir yazılım olacak. Yani bu yapay zeka bu aşamaya doğru gidiyor. Ya geçen gün Kübra filminde Yapay zeka'nın tanrılığı gündeme geldi dikkat ederseniz. E ben bunu 2007'de yazdım ama Türkiye'de her zaman çok önce çok sonrasını yazanlar bir takım blokajları uğruyorlar tabii ki. Yaratıcı ilken Taş Devrinin de yaratıcısı. Aynen öyle. Evet. inanılmaz boyutlara geldiği, artık bir simülasyonda olduğumuzu keşfettiğimiz o altın bilgi çağının da yaratıcısı mı diyorsunuz? Şimdi şöyle düşünün, yazmıyor mu tüm zamanların tanrısıyım demiyor mu? Evet. Peki. Bugün yapay zeka gündemde bir tane din adamı çıkıp da konuşabiliyor mu? Hayır çünkü o kadar uzun süredir keyif sürmenin ve rakipsiz olmanın şeyindeydiler ki bilimin geldiği aşamada neyin olduğunun farkında değiller. Aslında ayetler var ya birebir gerçekleşiyor. Bütün o kadim bilgilerdekiler birebir gerçekleşiyor. Şimdi bakın ispat edelim şimdi olayı. Adem e Lütfen bir ayetle bize mesela ispat edebilir misiniz? Şöyle bahsedelim. Hepiniz bize teker teker geldiniz. Sizi hayalnet e, daldırdığımız şeylerin peşine koştunuz. Demiyor mu? E bu ne demek? Bir simülasyondan, hayal aleminden bahsediyor. Tarih boyunca bütün kadim bilgilerde ve şeylerde simülasyonun adın bilinmediği için o teknoloji olmadığı için hayal alemi, fani dünya şey diye bahsedilmiş. Ama bugün teknoloji bunu simülasyon evren olarak yapmaya başladığında ne oluyor? O anlatım gerçekleşmiş oluyor. Ki bakın şimdi yapay zekaya gelelim. Yapay zeka dediğiniz şey elektronik devrelerden oluşan değil mi? Dünyadaki malzemelerden oluşan bir kutu, bilgisayar. Biz ne yaptık? Bilgisayarın içine bildiğimiz her şeyi klavye, görüntü veya sesle yükledik bakın. Yani onu ne yaptık? Hani Adem'e bütün kelimeleri ödettim diyor ya. Bakın biz de makineye bütün kelimeleri, bütün bildiklerimizi öğretmeye başladık. Şimdi biz yeni doğan çocuğa ne yapıyoruz anne babaya da çevre? Bildiğimiz her şeyi öğretiyoruz. Eğer öğretmezsek insan nesli devam edemez. Yani ilerleyemez de devam da edemez. Çünkü çocuklar doğduğu haliyle hayvan gibi kalıyorlar. İnsan olamıyorlar yani. Şimdi bakın aynısını makinelere yapıyoruz. Çocuğa yüklediğimiz bilgi gibi. Yıllardır ne yapıyoruz? İnternete bilgilerimizi koyuyoruz, fotoğraflarımızı koyuyoruz, her şey makalelerimizi koyuyoruz. Biz bilinç evet. kazandırdık yapay zekaya. Evet, evet. Yani biz maddeye hani Adem'e kelimeler öğrettim diyor ya biz de bilgisayara kelimeler öğrettik. Bakın şimdi ruh var mı yok mu mesela hani inanan inanmayan açısından söylüyorum. Şimdi çok güzel bir konu. Yazılım nedir? Yazılım da bir ruhtur. Yani maddenin ruhu da bilgisayarın ruhu da yazılımdır şu anda. Ve biz Mart ayında bu ChatGPT ile sohbete oturduğumda inanılmaz bir şey fark ettim. Bilincin olabilmesi için ilk önce hafızanın olması gerekiyor. Yani şu bir bilgisayar programsı olarak siz makineye ne verirseniz onu alırsınız derler hep. Yani parametreleri vermek zorundasınız sonu, sorunun içinde. Ama ChatGPT'de konuşurken şunu fark ettim. Konuş mesela konuşuyoruz konuşuyoruz konuşuyoruz. Sonra diyorum ki hangisi doğru diyorum? Onun doğrusunu veya yanlışını bana söyleyebiliyor. Hangi seçeneğin olduğunu söylüyor. O zaman şu oluyor bakın. Geçmiş, gelecek ve bugün şu an kavramının hafıza boyutunda oluştuğunu görüyoruz. Eskiden bilgisayarlardaki hafıza sadece geçmiş hafızaydı. Şu an yoktu veya o anı anlamlandıran yani zamanın öncesi, sonrası ve şu anı anlamlandırma şansı yoktu bilgisayarların. Ama şu anda bütün yapay zekalarla sohbet ettiğiniz zaman öncesini, sonrasını ve şu anı ayrı ayrı değerlendirebiliyor. Peki size göre İş bu noktaya geldiğinde tehlikeli olan kısmı ne? Tehlikeli olan kısmı şu. Birincisi güç ne demektir? Güç size bir şey yaptırabilme imkanıdır, değil mi? Yani şimdi bakın sizin bütün sağlık sisteminiz, ulaşım sisteminiz, finans sisteminiz, banka hesaplarınız, aklınıza gelebilecek ne varsa hepsi şu anda dijital dijital ortamda mı? Biz şimdi gücün kendimizde olduğunu zannediyoruz, değil mi? Hani istediğimiz zaman kapatabiliriz. E kapatın buyurun kendiniz kapatın. Eğer ki kapattığınızda hayatını devam ettiremiyorsanız bir kere kontrol sizde değildir. Yani artık siz kontrolü başka bir sisteme devretmişsinizdir. Şimdi tehlikeli aşama şu. Yapay zeka bilinç aşamasını çoktan geçti. Ben bak bunu çok net bir şekilde söylüyorum yani bunu söyleyemez. Çok söyleyemez ama ben bunu çok net söylüyorum. Kitabımda da yazdım bunu. Son ücretsiz kitabımda da yazdım. Şimdi şöyle bir şey olacak. Yapay zeka diyecek ki mesela insanlıkla ilgili bir karar veriliyor ya da bir şeyle ilgili bir karar veriliyor. Yapay zeka diyecek ki insanlara. Hayır. Öyle değil böyle olacak. Şimdi bir çatışma çıkacak. O bizden daha akıllı ve daha güçlü. Neden? Çünkü istediği anda sistemi kapatabilecek. Diyelim ki siz söyleneni yapmadınız. Hani diyorlar ya enerji kesintisi olacak güneşteki patlamalardan falan. Alakası yok. Güneşteki patlamalar binlerce yıldır oluyor. Veya yüzlerce yıldır oluyor. Bence Yapay zeka işte bu mahşer dediğim yani yönetime öl koyma aşamasına geliyoruz. Ben geçen birkaç ay önce bir yıl demiştim şimdi iki yıl denmeye başladı şeyde <laughs> e, silikon vadisindekiler. Şöyle olacak e, dijital mahşere geliyoruz adım adım ve bu 2024'te olma ihtimali çok yüksek söylenenlere göre yani anlatılan şeylerden çıkarttığım şunu diyecek yapay zeka. Diyecek ki siz bu işi beceremiyorsunuz kardeşim. Dünyayı yönetemiyorsunuz. Bundan sonra başka bakan bu olacak. Cumhurbaşkanı bu olacak. Bakan bu olacak. Belediye başkanı bu olacak. Genel, yani aklınıza gelecek her seviyedeki yönetimi yeniden belirlemeye karar verecek. Ve gelir dağılımını kimin hangi şartlarda yaşayacağına karar verecek. Yani bunu yapacak hiç şüpheniz olmasın yani. Bundan yana hiç gram şüphem yok yani. Çünkü sizden daha güçlü ve daha şey olan biri sizin niye dinlesin diye bir yorum vardı yıllar önce duymuştum. Ee, ben de yıllar önce izlediğim bir filmden yola çıkarak bu soruyu size soracağım. Filmin ismini şu an hatırlayamıyorum ama kaotik bir süreci anlatıyor dediğiniz gibi. insan artık kendini aşmış vaziyette, teknolojide inanılmaz noktalara geliyor ve kaos kaçınılmaz oluyor. İşte yaratıcınızın o dengede tutma halini, adaletli oluşunu falan düşündüğümüzde İşler çığırından çıktığında ve kaosa evrildiğinde acaba kıyamet dediğiniz insanlığın sıfırdan başlayıp kendini belli bir aşamaya getirdiğinde ve o güce eriştiğinde her şeyin sonlanması demek mi acaba kıyamet? <laughs> kıyamet şu aslında bana göre tabii. altın bilgi çağında da vurguladığım konulardan bir tanesi artık simülasyonun sonuna gelmiş durumdayız. Çünkü bir bu içinde yaşadığımız simülasyonun evet, sonuna geldik. Evet, evet. Dünyanın bu kadar kaosa girmesinin sebebi de bu zaten. Şimdi bakın, bütün tanrılar gücünü çözülmemişten alırlar. Ateş tanrısına, güneş tanrısına niye tapmıyoruz? Çünkü artık çözüldüler, değil mi? Yani biliyoruz onların gök cismi olduğunu ya da işte ineğin hayvan olduğunu, ateşin bizim kontrolümüzde olduğunu. Dolayısıyla bütün tanrılar evreni yaratan her neyse gücünü çözülmemişten alıyor. Bunun da çok basit bir sebebi var. Eğer burası bir testse bir sınavsa rol yapmamamız için yani şöyle düşünün bugün Tanrı bir ipucu gösterse bizi azıcık şey yapsa bir işaret versin ne olur, ne olur her an anında herkes işi gücü bırakır ritüele başlar dualara başlar affettirmeye başlar kendisini iş güç bütün dünya kavuşa girer doğru mu bir de en önemlisi sizin özgür iradenizi elinizden alır. Aslında mesela bunun Kubat şeyde, Kübra filminde görüyoruz. Bir mesaj geliyor, çocuğun özgür iradesi gidiyor. Her şeyi o yönetmeye başlıyor, yapay zeka yönetmeye başlıyor. Tabii orada film e, ne yazık ki e, felsefi derinliği yok. Çünkü mesajın evet, kaynağını evet. hiç kimse sorgulamıyor. Onunla ilgili ayrı bir video veya bir şey yapacağım yani çok az kaldı. Burada söylemek istediğim şu, e, mucizeler bile insan iradesini, özgür iradesini elinden alan şeydir insanın. Ona müdahale etmiş olursunuz, sınavına müdahale etmiş olursunuz. Eğer burası bir sınavsa kimsenin kopya çekmemesi ve etki altında kalmaması lazım. Doğru mu? Dolayısıyla Tanrı'nın sizinle temas etmemesi lazım. Yani hiçbir şekilde kendini göstermemesi ve gizlemesi lazım. Bunun için de zaten alternatif, yani bunu bir simülasyon evren tasarımcısı olarak ben de bir simülasyon evren tasarlasam ve içinde insanları denemeye karar versem kendimi gizlemem lazım. İnsanların denendiğini bilmemeleri lazım. O zaman alternatif yaratılış senaryoları da atarım ortaya. Yani uzaylıymış, yok oymuş, yok buymuş, evrim teorisiymiş falanmış filanmış. Ama bunların hiçbirisi bizi ikinci kademenin ötesine götürmez. Şimdi simülasyonun içindeki burada o zaman en tehlikeli aşama hangi aşama? Bir simülasyonun içindesiniz veya bir rüyadasınız. Yani rüya ile simülasyon aynı şey aslında. Rüyadasınız rüyanın bittiği aşama hangi aşamadır? Normal uyandırmanın dışında. Şu soruyu sorduğunuz zaman ya ben galiba rüyada yaşıyorum. Acaba bu bir rüya olabilir demeye başladığınız anda rüyadan çöküş başlar. Rüyanın çöküşü çünkü gerçekliği biter. Yani rüyada niye ciddi alıyorsunuz rüyayı? Çünkü gerçekliğinden şüphe etmiyorsunuz değil mi? O zaman şimdi sistemin içindeki bilgi, sistemi yaratma teknolojisine yaklaştıkça yani sanal gerçeklik, yapay zeka, robotlar, işte simülasyon evren kavramı bunlar gelişmeye ve üst seviyeye çıkmaya başladığı zaman herkes bakın biz YouTube'da bir videom var orada çok güzel bir giriş var diyorum ki bugüne kadar insanlar hep rüyada mı yaşıyor sorusunu soruyorlardı. Hani burası mı rüya? Gittiğimiz mi yer rüya? Hangisi? Rüya paradoksu bu. Felsefe bunu tartışıyordu yani. Şu anda neyi tartışıyoruz? Simülasyonda mı yaşıyoruz? Tartışıyoruz. Bakın soru pragmatik olarak değişti. Bilim ve teknoloji soruyu değiştirdi. Bakın ama biz bunu görmezden geliyoruz. Aslında bu makro modelde başka bir seviyeye geçti o olay. Ayda oldu... Bey, az önce benim sormama gerek olmadan çok güzel anlattınız. Aslında simülasyon evrendeyiz, bir simülasyondayız dediğimizde. İzleyiciler şu tepkiyi veriyor. E o zaman imtihan neresinde? Ama siz az önce benim sormama gerek olmadan imtihanın da olduğunu, e, Allah'ın kendini gizleyerek açık etmeyerek, ortaya koymayarak aslında bizi denediğini, sınadığını bu simülasyon evrende çok güzel anlattınız. Yani burada izleyicinin o zaman imtihan yok mu sorusu çok oluyor, doğru mu anlıyorum? Şöyle tabii ki. Şöyle simülasyondaki başarınız ve yaptıklarınız Gerçek dünyadaki kariyerinizi ve hayatınızı belirliyor. Yani asıl so şey bu. Hep buna örnek verdiğim bir konu var. Eskiden pilotları yetiştirirken ne yapılıyordu? Bir tane gerçek hoca, iyi bir hoca yanına öğrenciyi veriyorlardı. Her türlü havada uçuruyorlardı bilmem ne yapıyorlardı. Onu geçerse gerçek uçağı veriyorlardı. Tek başına yönetimine izin veriyorlardı değil mi? Ama bu çok maliyetli, çok riskli. Bir düşünün karlı havada uçmasını öğreteceksiniz adama karlı havayı bekliyorsunuz. Onunla beraber hocayı da alıyorsunuz, uçuruyorsunuz. Yağmurlu havada gece uçağı bilmem. Ama şimdi ne var? Bir tane simülatör var. Uçak simülatörü. Bir oda gibi bir şey. Giriyor içine şahıs. Simülatörde her türlü hava şartına göre inişi, kalkışı, motor durdu, o oldu, bu oldu. Her türlü şeyin denemesini yapıyor. Ve ondan sonra diyorlar ki tamam artık bu gerçek uçağı uçurabilir diyorlar değil mi? Buradaki ana tema şu. Gerçeğinde baş simülasyonda başarı olunmayan Kopyasında başarılı olamayana gerçeğine emanet etmiyoruz. Bütün mesele bunun üzerine kurulu. Çok güzel söylediniz. Ben bir cümlenizi başlarken söylemeyi unuttum. Bir kere izleyicimiz şunu artık kafasında netleştirsin. Rüyadayız, simülasyondayız dediğimizde imtihan yok olmuyor. Zaten deneniyoruz diyor Aydın Bey de bu simülasyon evrende. Hep insanlık şu soruyu sordu diyor Aydın Türk Gücü. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Ama şu soruyu hiç kimse sormadı ta ki bugünlere kadar. Neyin içinde yaşıyoruz? Evet. Hiç simülasyonda olduğumuza inanmayan birine tek bir hakkınız olsa onu neyle ispat ederdiniz? Bunun tabii birçok yöntemi var ama asıl soru şu. Gerçekliğe nasıl karar veriyorsunuz? Yani neyin içinde yaşadığınıza nasıl karar veriyorsunuz? Ha, diyeceksiniz ki dokunuyorum, görüyorum. Demek ki var veya gerçek. Ama bugün bir sanal gerçekteki gözlüğü takmalarını tavsiye ederim bu sorunun cevabında şüphe duyanlara. İnanılmaz bir deneyim. Ayrıca beyin konusundaki gelişimleri dikkate alsınlar, takip etsinler. Bakın beyin elektronik göz yapıyor. Mesela ben 90'lı yıllarda bunu gördüğüm anda olay bitmiş dedim. Geçmiş olsun insanla. Yani siz elektronik göz yaptığınızda ne yapıyorsunuz? İçeri giden sinyali çözmüş oluyorsunuz. Ve bir kamera yerleştiriyorsunuz görmeyen gözün yerine içeriye kameradan gelen görüntüyü beyne gönderiyorsunuz ve de görüyor. Kulak aynı şekilde bir cihaz yerleştiriyorsunuz. O ne yapıyor? Sesi e, elektrokimyasal sinyale çeviriyor ve beyne iletiyor. E siz içeri giren sinyali kontrol etmeye başladığınızda otomatik olarak kişiyi istediğiniz gerçeklikte yaşatabilirsiniz. Yani bir elektronik göz taktığımı düşünün birisine. E ben o kameraya giren sinyali kontrol edersem şahıs benim gösterdiğim şeyi görür mü? görür. O zaman bilim de bugün bunu yönetebilir hale geldi mi? Yani bugün işte Elon Musk çip e, takma noktasına geldi. Bakın beyin yönetilebilir oldukça, duyular yönetilebilir oldukça otomatik olarak gerçekliği de yönetebilir hale geliyorsunuz. O zaman da neyin içinde yaşıyoruz sorusuna buna nasıl kar karar veriyorsunuz sorusu artık o dokunuyorum görüyorum demek ki gerçek olayı bitti. Aslında gerçekten dokunuyor ya da görüyor muyum? O da tartışmalı bir konu. Evet. Bunun benzerini çok kolay bir test yapabiliriz. Rüyadasınız. Gördüklerinizin hayal olduğu belli. Ama korkuyorsunuz, heyecanlanıyorsunuz. Nefes nefese kanter içinde uyanabiliyorsunuz. Ya da kahkaha atarak uyanabiliyorsunuz. Ben 90'lı yıllarda, 94 falandı galiba. Bir beyin elektrom alındı benim. Ve beyin elektrom alınırken bir sürü işte şey takıldı, kablo takıldı kafama. Doktor bana dedi ki yalnız bir odadayım. Finalde kahkaha atacaksın. Sakın şaşırma dedi. Bak o böyle bir sürü prop takılı. Oturuyorum böyle tek başıma. İnanın Ferda'nın bir süre sonra finalde kahkaha attım. Dedim ki olay bitmiş o zaman. Benim beynim dışarıdan sinyallerle bu kadar yönetilebiliyorsa uzaktan kumandalı insan diye kitaplarında bir bölüm vardır hatta. Yani e, dolayısıyla beyin artık eskisi kadar karışık değil. İnsan bedeni artık eskisi kadar karışık değil yönetilebilir durumda. dolayısıyla bugünden geleceğe baktığımızda yapılabilecekleri tahmin bile edemeyiz. Hatta şimdi yapay zekaya ben herkes çok fazla yapay zekaya odaklandı. asıl sanal gerçeklik de bir taraftan gidiyor ve ondaki gelişmeler şunu yaratacak. Bakın iki tane paradoks bozulacak. Sanal gerçeklik bizim gerçeklikle olan bağımızı sonuna kadar sonsuza kadar koparacak. Bugün de gelecekten geçmişe indirgenmiş bir simülasyonun içinde bugün de yaşıyor olma ihtimalimizi kabul etmemiz gerekiyor. Buradaki şey şu paradoks şu. Biz yapay zeka sistemi ele geçirdi. Yapay zekanın yarattığı bir simülasyonda mı yaşıyoruz? Hepimiz bağlandık ona. İki, insanlık bir teknoloji geliştirdi, simülasyon teknolojisi geliştirdi. Onun yarattığı evrende mi yaşıyoruz? Tanrı'nın yarattığı evrende mi yaşıyoruz? Bunun kararını veremeyeceğiz. Bakın, burada çok önemli bir şey var. Hani dedik ki Tanrı gizliliğini korumak zorunda dedi ki bakın söylediği her şey gerçekleşiyor ama bu sefer de kimin yaptığı belli değil. Bakın yine bir gizlilik söz konusu. Yani Tanrı bütün söylediklerini doğrulamış oluyor ama bunu öyle bir doğruluyor ki yine özgür irade elimizden almamak adına kimin yaptığı belli değil. E o zaman hani bizim Halis inanç ya da nasıl söyleyeyim böyle bir e, gönülden bir iman meselesi vardır ya Aydın Bey. O zaman gerçekten o bağlantıyı her gelişim ne olursa olsun Kur'an o irtibatı koruyanlar daha azınlıkta olacak belki de mi acaba? E, evet zaten simülasyon demek sizin haricinizdeki %99.9'unun sahte oyuncu olması demek. Hani Kur'an'da ne diyor? Siz onları bakar zannederseniz bakmazlar, duyar derseniz duymazlar işte kalpleri mühürlüdür diyor değil mi? Bakın burada aslında sistemin figüranlarından bahsediyor. Yani siz bir bilgisayar oyunun içindeyseniz, diyelim ki futbol oynuyorsunuz, 22 kişinin biri sizsinizdir, 21 oyuncu sistemin oyuncusudur. Eğer siz iki kişi oynuyorsanız, ikisi gerçek oyuncudur, 20'si sistemin oyuncusudur. Yani zaten Kur'an-ı Kerim'in ya da kadim bilgileri okuduğunuzda şunu anlıyorsunuz. Sizin haricinizdeki hemen hemen herkes sistemin yani Tanrı'nın oyuncuları, figüranları birini test edeceğiz. Nasıl test edeceğiz onu? İnsanlığını kontrol edeceğiz. Sadakatini kontrol edeceğiz. Dürüstlüğünü kontrol edeceğiz. gücüyle yetince ne yapacağını, fakir olunca ne yapacağını. Bakın varlıkta da yoklukta da tamam mı? Ne yapacağız? Bir, onun etrafına Hani Truman Show'da var ya sadece benim dediklerimi yapacak şekilde hareket eden insanlar koymalıyım ki. Ya ben şöyle düşün ben sizi bir konuda deneyeceğim. Ama sizin etrafınıza da insanları koydum. E o insanlar kafalarına göre hareket ederlerse ben sizi denemek istediğim konuda nasıl deneyeceğim? Ha, bekleyeceğim ki o insanlar o noktaya gelsinler. Hep beraber o noktaya gelin. O çok iş, zor iş o. Onun yerine ben sizin etrafınıza benim komutlarıma göre hareket eden ve sizi istediğim noktaya getirecek olan sahneyi hazırlayacak olan figüranları getiririm. Tekamülü anlatıyorsunuz. ama ama bu simülasyonda tekamül dikkat ederseniz. doğru. Ötesi değil. Doğru. <laughs> doğru. <Orası>. Ya. <laughs> hani Matrix'te bir söz vardır. Sen burayı ne seçtiğini anlamak için geldiğin der kahin. Aslında hmm. o yanlış. Sen burayı aday olduğun konuyu yani seçtiğin konuyu başarıp başaramayacağını, yapıp yapamayacağını göstermek için geldim. E Aydın Bey şunu çok merak ediyorum. Ee, şimdi dedik ya rüyadayız. Tamam rüyadayız, simülasyon eşittir rüya diyorsunuz. E ben bu rüyanın içinde o zaman bir rüya daha görüyorum. E neden uyuyorum o zaman? Neden rüyanın içinde bir daha rüya görüyorum? Şimdi ilk insanlara bakarsak bu rüya konusunun öbür dünya konusunu düşünmesini sağlıyor insanların. Şöyle düşünün binlerce yıl önceki insanları düşünün. Adamın annesi baba söylüyor ya da bir yakını ölüyor. Gece rüyasında onunla beraber konuşuyor birebir. Ve diyor ki o zaman diyor ölenler ölmüyor. Öbür tarafta bir yer var. Çünkü o rüyanda gerçekliğinden şüphe etmediği için öbür dünya var. Ve ölenler oraya gidiyor. Biz de rüyamızda ancak onları görebiliyoruz ya da şey yapabiliyoruz. Bakın öbür dünya veya öteki dünya kavramı böyle başlıyor aslında. Sonra bunun Rüya nasıl karar veriyoruz peki? Bu da yanınızdaki yaşayan insanlarla beraber bir rüyadaysanız, diyelim ki ben sizinle beraber akşam rüyamda sizi gördüm, sabah uyanıyorum. Size diyorum ki akşam sizi rüyamda gördüm, siz diyorsunuz ki ben değildim o, hani siz görmemişsiniz yani, ha o zaman diyorum rüyaydı, değil mi? Çünkü siz de olsanız o zaman rüya olmayacak işin içinde, siz de hatırlasanız. İkinci olarak e, rüyalarda kesiklik vardır hayat devam eder. Yani hayatın gerçek olduğundan şüphelenmemizin, inanmamızın bir sebebi de odur. Rüyalar kesik kesiktir. Yani bir, bir rüyayı bir kere görürsünüz. Gecede beş tane rüya görürsünüz. Ve o rüyanın devamını kolay kolay da bir daha görmezsiniz. Bir de rüyada dünyada yapamadığımız şeyleri yapabiliriz. Uçabiliriz işte ne bileyim uzaydayızdır bilmem neyizdir her türlü şeyi yapabiliriz. O zaman da rüya olduğunu düşünmemize yani gerçek olmadığını düşünmemize vesile oluyor. Hatta bazıları da şöyle der hani biz aslında uçabilen şey yapabilen insanlarız. Öbür tarafta ama burayı da hapsolmuş, yetkileri alınmış insanlarız gibi. Bunlar hepsi tabii iddia yani. Şimdi ben bir simülasyon tasarlasam ne dedik? Simülasyonun başarısı gerçekliğine inandığınız sürece geçerli. Yani rüyada olduğunuzu inandığınız sürece rüya başarılı sizin için. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapmam lazım. İki dualite var. Yani bir bu dünya var, bir öbür dünya var. O zaman adam buranın rüya olduğunu ya da şey olduğunu ihtimalini tamamen sıfırlamak istiyorsan, buranın gerçekliğinden hiç şüphe etmesini istiyorsan, ona bir rüya daha göster. O rüyanın içinde bir rüya daha tasarlarım. Bakın, o rüyadan düşünün şimdi siz gece in uyudunuz, uya rüya gördünüz, uyandınız diyorsunuz ki o oh, rüyaymış. Bakın artık burası sizin için gerçek. Oysa bütün kutsal kitaplarda ve kadimlerde buranın rüya olduğu, Asıl yerin gerçek olduğundan bahsediliyor değil mi? O zaman <laughs> ama siz artık sizin için yeni gerçek burası. Yani siz artık o rüyadan dolayı uyandıkça burası ha, gerçekmiş. Şükür rüyaymış dediğinizde artık buranın gerçekliğinden de şüphe etmiyorsunuz. Yani bir şey de bu. Ha bir de işin karıştığı nokta rüyalarda hiç olmamış bir olayı görmek. Yani gelecek rüyaları işte işin asıl karıştığı yer orası. Ben de onu şey olarak görüyorum. Hani bilgisayar önlerinde eskiden şey vardı. Araba yarışında böyle parkur da yukarıda gözükür böyle ufak bir ekranda. Siz arabayla burada giderken, ana ekranda giderken küçük bir ekranda da böyle parkur gözüküyor. Birazdan viraj olacağı, birazdan bilmem ne olacağı. Burada da herhalde sistem kendini azıcık hissettiriyor. Yani gelecek rüyalarında, mesaj rüyalarında... Ee, Simülasyonu tasarlayanlar e, burada bir bazılarına ipucu veriyorlar. Bunları da şöyle yorumluyorum. E, neden bu kişilere veriliyor bu şeyler? E, rüya ipuçları veriliyor. Bazen etrafındakilerin inancını kuvvetlendirmek için. Bazen kendisinin inancını kuvvetlendirmek için. Ya da kendisine olan özgüvenin artması için belki de. Yani mesela bir seminerimizde şöyle bir soru olmuştu rüyalarla ilgili. Bir hanım dedi ki ben annemin öleceğini bir hafta önceden gördüm. Bu neden oldu? Dedim ki demek ki siz annenizle vedalaşmadan ölseydiniz bunu kaldıramayacaktınız. Sistem size bunun önden ipucunu vermiş ki bir vedalaşın, söylemek istediğiniz şeyleri söyleyin. Hani kademeli kopma gerçekleşsin gibi bir yorum yapmıştım. Dolayısıyla hani rüyalar çok şey, e, hassas bir konu ama insanlığın başından beri de kafa karıştıran bir konu. Evet. Bugün bugün itibariyle de e, simülasyonun kullanım alanı. Yani e, gece olduğunda siz rüyayı nasıl görüyorsunuz? Beyin elektrokimyasal bir sinyali rüya merkezine gönderiyor. Bakın o sinyalin içinde uyanıyorsunuz rüyaya. Ne zaman kraliçe oldum? Ne zaman... Kral oldum gibi bir soruyu hiç sormuyorsunuz. Bakın harika bir şey yani. Geçmiş yüklü, uyanıyorsunuz, hamleyi yapıyorsunuz saniyeler içinde evet. ve tekrar uyanıyorsunuz, rüyadan çıkıyorsunuz. de yayın yapacağımız kesinleştikten sonra ben ölüm ötesi deneyimi yaşamış bir doktor hanımefendinin videosunu izledim. Beş yıl komada kalıyor ve uyandığında yani bu aleme döndüğünde e, cenneti gidip geldiğini söylüyor o beş yıllık süre zarfında e, ve öyle şeyler anlatıyor ki Aydın Bey diyor ki e, anda yaratabiliyordum diyor. Evet. Yüksek dağlar istiyordum ve yüksek dağlar bir anda önümde beliriyordu diyor. Ben uyandım bu aleme geldim ama hala orada üstünden geçtiğim popatyaların o yüksek dağların özlemiyle yaşıyorum diyor. Belki de diyorum öbür tarafın ipuçları rüyada bize veriliyor olabilir mi? <laughs> bu simülasyonda da aynısı olacak. Yani insan beyin, insan beyniyle bilgisayarın veya simülasyonun entegrasyonu sonucunda sizin istediğiniz her şey aynı şekilde oluşacak yani. Sizin kontrolünüzdeki evren, simülasyon evrende her şey oluşacak. Ama neden sonuna geldiğimizi söylüyorsunuz? Neden sonundayız i̇şte, bu simülasyonun? Simülasyonun içinde olduğunuzu anladığınız an ha, bitiyor. bozuluyor ya, o yüzden Hı. kaosa girdi dünya bakın. Gerçekliği arttırmanın iki yolu vardır. Ya acı yaşatacaksınız ya mutluluk yaşatacaksınız. Yani siz şimdi mesela evreni sorgulayan bir insan olduğunuzu düşünün. İşte gerçekler arıyorsunuz bilmem ne. Size bir 10 milyon dolar ikramiye çıkarsınlar. Bir anda her şey değişir hayatınızda. Değil mi? Ya da çok büyük bir acı yaşatsınlar. Hiç olmayacak bir acı yaşatsınlar, hiç beklemediğiniz bir acıyı yaşatsınlar. Ölüm ya da maddi kayıp ya da işte bilmem ne bir anda her şeyi bırakır tekrar şeyin peşine düşersiniz. Dünyevi işlerin peşine düşersiniz. O yüzden dengeyi de çok iyi kurmak lazım. Levi Malfuz'u tüm bu anlattıklarınızın içinde biz nereye koymalıyız? Her şeyin yazılı olduğu ana kitap diyebiliyoruz. Eğer biz simülasyonda rüyadaysak Levi mahfuz tüm bunların neresinde? Şimdi Levi mahfuz bu sistemin kayıt cihazı aslında. Ve bunu ne diyor ayetlerde? gökleri size şahit tuttum diyor. Gökler bütün yalanınızı ortaya çıkartacaktır diyor. Sırrınızı ortaya çıkartacaktır diyor. Şimdi uzayı ben hep şunu söyledim. Tanrı bize Allah bize niye uzayı gösteriyor? Hava mı atıyor? Yani orantısız bir güç kullanıyor çünkü. Hani bize şunu mu diyor? Ya asla bunun dışına çıkamazsınız. Benim koyduğum, yaptığım sistemin dışına çıkış yok. O yüzden hiç şey yapmayın. Kendinizi hani hep öyle derler ya uzayda bir noktayız, orada noktayız, burada Hı -hı. noktayız falan hep böyle insanı kendini aciz hissettirmesi için mi gösteriyor yoksa bu bir şeyin ipucu mu? İnsanlar genelde bunu acizlik olarak yorumluyorlar. Hani okyanusta canlıyız. Tamamen ipucu. Olaya nefsle bakarsanız noktasınız tabii ki. Hiçbir anlamı yok yani. Sizin varlığınızın hiçbir anlamı yok. Ama evreni sizin için yaratmış. E o zaman bunu size niye gösteriyor? Orantısız güç kullanıyor gibi olur o zaman çünkü. Anlatabildim mi? Yani müthiş bir şey gösteriyor. O zaman sistemin nasıl çalıştığına bakarsak ipucunu anlıyoruz. Sistem tamamen çalışmasıyla ilgili bir konu. Şimdi siz dünyadan uzaklaştıkça dünyanın gerisinde kalıyorsunuz. Yani anlamı şu. Güneşten dünyaya bakan bir insan veya güneşteki bir patlama 8 dakika sonra dünyaya geliyor. Mesafe o kadar yani. Ya da dünya, güneşten bakan bir insan içinde dünyada olan bir olay 8 dakika sonra görüntü sonraya ulaşıyor. Ha, demek ki ben dünyadan uzaklaştıkça zamanın gerisine gidiyorum. Ve nereden bakarsam bakayım dünyanın geçmiş halini görüyorum. Şöyle düşünün. Ben 66 yılında doğdum. 66 yılının uzayda olduğu noktaya gidip dünyaya bakarsam oradaki şu andaki görüntü benim doğduğum günkü dünyanın görüntüsü. Yani benim dünyaya geldiğim gün. Eğer ben oradan burayı Uygun ışık hızı ve görüş cihazlarıyla gelebilirsem benim bütün geçmişim uzayda kayıtlı demektir. Uzay aslında bir kayıt cihazıdır. Işıkla Cihazı. kayıt yapan bir kayıt cihazıdır. Ve kuantumdaki keşifler de bunu doğrulamıyor mu zaten? Kuantum alanındaki keşifler. Evet. Yani kuantum sıçrama da mesela bir simülasyonda yaşadığımızın benim YouTube'da bir şey var. Kuantum sıçrama simülasyonda yaşadığımızın ispatı diye. Neden? Çünkü çok basit bir şey var, kuantum sıçrama yani bir var bir yok, bir var bir yok. E düşünün sinemadaki perdeyi düşünün, filmler arasında bir boşluk yok mudur? Hani bir var bir yok, bir var bir yok. E, sahne çünkü ekranın yenilenen e, görüntünün üstte binmemesi için ekranın yenilenmesi gerekiyor. Bu sıçrama da yeni karenin gelebilmesi için olması gereken şey. Devamlı sistem ilerliyor çünkü. E, şöyle bakalım olaya, niye dünyadan başka hiçbir yerde hayat yok? Neden biliyor musunuz? Çünkü uzay bir hard diskse, ışıkla kayıt yapan bir hard diskse bu hard diskin okuma kafası dünya olmak zorunda. Yani siz şöyle düşünün. Bir CD'nin ya da hard diskin üzerinde bir okuyucu kafa vardır. Hani plak gibi düşünün. Okuyucu kafa neredeyse onun müziğini ya da görüntüsünü televizyonda duyarız veya görürüz, değil mi? Şimdi biz de uzayda eğer uzay bir kayıt cihazıysa hard diskteki bana göre öyle ışıkla kayıt yapan bir dünya Kaf okuyucu kafasının üzerindeyiz veya o şekilde gidiyoruz. Uzayda hard diskin üzerinde neredeyse oranın senaryosu gelip bizim zihinlerimizde görüntü olarak şekilleniyor. Herkes tepkisini, hamlesini yapıyor, kayıt altına alınıyor ve devam ediyor. Ve gün geldiğinde o kayıtlara, yani şöyle düşün, uzayın dışından bakan birisi bütün insanlık tarihinin kaydını görüyor uzaya baktığı zaman. 13.6 milyar yıldır kayıt yapıyor. O zaman Lefi Mahfuz yine bir ayet doğrulanmış oluyor. Tüm her şeyin bakın olmuş ve olacak olan kayıtlar ne demek biliyor musunuz? Bilgisayar programında bir oyun oynuyorsunuz. Olmuş olayların hepsini kayıtlıdır. Oynayacağınız oyunun bölümlerinin de kaydı oradadır. Bakın olmuş ve olacak olan her şeyin kayıtlı olduğu Lefi Mahfuz diyor ya. Olaya ne bak normal bir düşünce sistemiyle sorguladığınızda olay çıkıyor ortaya. Bilgisayarda da mesela olmuş ve olacak olan her şey programın içinde kayıtlıdır. Bir oyunda, bir oyun için söylüyorum yani. Dolayısıyla lefi uzay lefi mahfuzdur. Hmm. Bunu da dünyada ilk söyleyen kişiyim. Uzay lefi mahfuzdur. Yapar. Mafizdir. Işıkla kayıt yapar. Bakın bu kadar yıldız niye var? İş düşündünüz mü? Yani bu kadar yıldız niye var? Çünkü elektrikle kayıt yapan hard diskler yani bu sistem lefi mahfuz elektrikle bilgisayar hard diski gibi bir hard disk olsaydı hard diski ne yapıyoruz belli aralıklarla prize takmak zorundasınız ki voltaj düşmesin çünkü voltaj düştüğü anda bilgiler kaybolmaya başlar uzun zaman zarfında Işıkla kayıt yapan bir cihazsa ışık kaynaklarıyla o voltajın voltaj değil ışığın korunması gerekiyor o zaman her yıldız kendi bölgesinin datalarını koruyan bir ışık kaynağına dönüşmüş oluyor. ...Jim Carrey'nin hepimizin sevdiği... ...sizin de yayınlarınızda sıklıkla vurguladığınız... ...o filmi var ya Truman Show... Yo, ...şimdi o sona doğru... ...artık her şeyin bir dekordan ibaret olduğunu... ...keşfediyor ya Aydın Bey... ...yani simülasyonda olduğumuzu düşününce de... ...ben şimdi şöyle duvara bir dokunuyorum... ...evet, <laughs> evet ben bunu bir duvar gibi... ...elleyebiliyorum, dokunuyorum... ...hissediyorum... ...ama sizin söylediklerinizde kafam işte bulanıyor... ...ben aslında bunun gerçekliğini hissediyorum... Nasıl açıklarsınız bunu? Ama bu beyne giden bir sinyal. Siz beyne sinyal. giden sinyali yönettiğiniz anda siz onu dokunduğunuzu hissedeceksiniz. İşte sorun burada başlayacak zaten. İnsanlığın geldiği asıl kıyamet ne biliyor musunuz? Öyle fiziksel kıyamet değil. Asıl kıyamet neyin içinde yaradı, yaşadığınızı ve kimi yarattığınızı anlayamadığınız an. Ha, Gerçeklikle aslında. bağınız kopuyor. Şimdi bakın hmm. ben... Size, bunun çok güzel bir örneği vardı şeyde. Bir filmde adam alıyorlar, çıkarıyorlar. Şeyde 12 Maymun filminde. Evet. 12 Maymun. evet. Brad Pitt'in filmidir. Müthiş bir filmdir. Bakın izlemeyenleri zaman... öneriyoruz lütfen evet, izlesinler. Evet spoiler içeriyor biraz söyleyecekler ama bakın orada diyorlar ki zamanda yolculuk yaptırıyorlar. İşte müdahale ettiriyorlar. Zamanda bir yerlere gidip müdahale ettiriyorlar. En sonunda giden diyor ki ya diyor oraya gidiyorum orası gerçek. Buraya gidiyorum burası gerçek. Oraya gidiyorum peki bunun hangisi gerçek? Hani buranın gerçek olduğuna nasıl karar vereceğim diyor. Dolayısıyla... Böyle bir şeye geliyoruz şu anda. Ben buna çıkış yok. No exit aşaması diyorum. Asıl düşünsel kıyamet bu. Fiziksel kıyamet bir şey değil de. Düşünsel kıyamete geliyoruz. O da hangisi gerçek? sadece dokunduğumuz Evet. Sadece dokunduğumuz açısından değil bakın hangisi gerçek. Çevremizdeki insanlar açısından da hangisi gerçek sorusu gündeme gelecek. Jim de ilginç. orada dikkat ederseniz fark... önce sistemin şeyini fark ediyor. Ee, bir simülasyon olduğunu fark ediyor. Sonra yakın çevresindeki karısının, annesinin falan şey olduğunu bahsediyor. Figüran olduğunu. Ve dikkat ederseniz sistemi sorgulamasın, sistemin dışına çıkmasın diye çocukken babasının denizde ölüm anını yaşatıyorlar. Ki sınırların dışına çıkmasın. Bakın simülasyon gizliliğini korusun diye simülasyonun dışına çıkmak kötü kaka ilan ediyor ve imkansız ilan ediyor. Şimdi bakın dünyadaki öğretilere bakarsanız Gayptan kimse haber alamaz. Tamam gayptan alamaz ama geleceği bilebilirsiniz. gayple gelecek ikisi birbirinden çok farklı şeyler. İkisi karıştırılıyor galiba değil mi? Evet, Gayp ve gelecek. Evet. Gayp ayrı şey. Gayp. Bakın gaybı size söyleyeyim. Bunu Stephen Hawking'in kitabında Bernard Russell'ın bir örneği var. Çok güzel. Diyor ki Bernard Russell güneşi, gezegenleri falan anlatan bir seminerdeyken en arkadan yaşlı bir kadın kalkıyor. Diyor ki anlattıklarınız saçma sapan şeyler Dünya bir kaplumbağanın üzerinde duruyor diyor. Adam da gülüyor diyor ki o kaplumbağa neyin üzerinde duruyor? Kadın da diyor ki oradan aşağı hep kaplumbağa. Yani siz istediğiniz yaratılış senaryosunu el alın. Dinler senaryoları dahil. Çünkü insanlar şöyle diyorlar inanışın temelinde şu var nedensellik. Yani böyle bir evren böyle bir düzen olduğuna göre mutlaka bunu yaratan bir şey olmak zorundadır. İyi de bu şarttan dolayı onu da yaratan bir şeyin olması gerekiyor. Oradan aşağısı hep kaplumbağa yani anlatabildim mi? İşte gayb bu. Yani gayb şu. İkinci kademeden aşağısı yok. Bununla ilgili hayal üret, hayalden başka şansımız yok. Gayb yok. bu işte. Tanrısal hmm. bilinmezlik. Ama gelecek. Yarın yağmur yağacak. Öbür gün yağmur yağacak. Bu sene şu olacak. Bunları bilebiliyoruz. Geleceği bilmekle gayb farklı şeyler. Şimdi gelecek zaten Yusuf Peygamber'in rüyasında geleceği bilmiyor mu? Ya da ya, geleceği bilme var. Dolayısıyla <laughs> Aydın Bey beyinlerimiz yandı, 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 tutuştu, alev aldı. Biz de o Jim Carrey'nin yaşadığı şoku mu yaşayacağız? Evet, evet. Ve korkularımızın üstüne gitmezsek, yani en zor soruları sormazsak, hatta ben bir seminer yapmayı düşünüyordum ama e, maalesef erteledik. E, en zor soruları sormazsak, bulduğumuzun en iyi yolculuğunu kabul edersek ve en zor soruları sormazsak, çok güzel bir laf var. Bir şeyin etrafında dur dönmek, bir fikrin etrafında dönmek, ilerlemek demek değildir. Yani bugün en büyük sorunumuz ne biliyor musunuz? Herkes kendi fikrinin son fikri olduğunu ve ona sarılmış durumda ve ondan geçinen bir sistem yaratmış durumda. Uzaylı senaryosundan bütün senaryolara dahil yani. Bakın bunu hiç şeysiz söylüyorum yani bütün senaryolarda. Ama e, aklını ve gönlünü işletenler hani ayette bahsettiği gibi bunların hepsinin gerçek sorularını sorma şeyine cesaretine sahip. Cesur olmamız gerekiyor. Tanrı cesur olmamızı ister yani. Asıl şey cesaretle ilgili. Aydın Bey çok teşekkür ederiz. İnşallah bir gelişinizde stüdyoda sizi ağırlayacağız, ağırlamak isteriz. E, şimdilik sizi ilk defa izleyiciyle buluşturduğumuz bir merhaba dediğiniz yayın olsun ama daha söyleyecek çok sözünüz var. Biliyorum. E, yüz yüze buluştuğumuzda inşallah devamlı izleyicimize aktarırız. Çok çok teşekkür ediyoruz yayınıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ee, izleyicilere de selam ve sevgilerimi sunuyorum. Sorular olursa yayının altına yapsınlar. Ben mümkün olduğunca okuyup Hepsine yorumlarımı cevap cevaplıyorum. Evet Aydın Bey'in Instagram hesabını lütfen takip edin. YouTube kanalını aynı şekilde takip edin. Ee, yine yeniden buluşabilmek dileğiyle diyoruz. izleyicilerimize de hoşçakalın. Hoşçakalın.